Merhaba arkadaşlar. Yeni oyun kanalımızın ilk serisini Satış Factor oyunuyla çekmeye karar verdim. Bir yandan akademik içerikler ürettiğimiz bir kanalımız var. Daha oraya içerik üretmeye başlamadık ama hazırlanıyorum. Bir yandan da bu oyun kanalını beraber yürütmeye çalışacağım. İlk oyun serimize Satış Factor oyunuyla başlayacağız. Eşim de bana eşlik ediyor yanımda. Ona da birazcık oyundan bahsederek e, oynamak istiyorum açıkçası. Oyunu öğrenmek için ben bir süre oynadım. Oyunu e, hani şu haritada birkaç gün boyunca oynadım. Hani kömür üretebildiğim seviyeye gelene kadar. Bu haritada da bir 4-5 saate yakın oynadım. Şimdi yeni seriye daha yeni başlayacağım bir e, seri de oynamak istiyorum. Maplerden kısaca bahsetmem gerekirse burası biraz daha bolluk olan ve çok daha geniş arazilerin olduğu bir yer. Burayı oynamadım. Burayı da oynamadım ama burayla alakalı da bir şeyler duydum. Biraz fazla mob varmış anladığım kadarıyla. Ve yani inşaat yapmak bayağı bir zormuş bu bölgede. Ama yani oyunun fizik motoru birazcık Minecraft'a benzediği için şey yapılabilir tepeye kadar bir rampa çekilip o tepenin üstünde de gökyüzüne de kurulabilir bir şeyler. Bilmiyorum belki deneriz. Bir de burada bir 5-6 saate yakın oynadım. Oyunun en zor map'i olarak burası gösteriliyor. Ya yani sebebi de birazcık şey, çok az bir bölgede sadece şeyler var. Bitki örtüsü var ama o bitki örtüsü de açıkçası yenilenmiyor. Ve özellikle kömüre gelene kadar epey bir şey gerektiği için, uğraş gerektiği için yani baya bir zulüm oluyor açıkçası. Şimdi bu map'ten başlayacağım. Hem görüntüsü de hoşuma gidiyor. Bir yandan da eşime oyundan bahsedeceğim. Ve başlatıyorum. ...ilk oyun serimiz hayırlı olsun kanalım. Bir kurdele. Kurdele. Oyunun map'i böyle bir yer. Dediğim gibi ben de ilk kez bu map'te oynayacağım. Ananas gibi. Evet, palmiyeye benziyorlar. Ananas abi. Bu da kaktüs galiba. Ah, boyalı. Şimdi hayatım oyunun başında böyle bizden işte biz bir yer, bir yer seçip şey yapmamız hub'ı koyarak şey yapmamız gerekiyor. Şu gökten düşenler oyunun etkinliği bu arada. Yılbaşı etkinliği. En yakın demir nerede? Bir ona bakalım. Oo. Beş tane demir oyunu şu. Tamam oyuna bu, taraflardan başla diyor. Yani oyunda böyle koşarken ki şu yemişler hep canımızı doldurmamıza yarıyor. Ha şunlar arı. Ve oyunun ilk başlangıç yerinde olmaması lazım bunların. Tehlikeli onlar baya. Böyle shift'e bastığında depar atıyorsun. Depar atarken kayabiliyorsun. Ve kayarken zıpladığın anda da şey oluyor hayatım. İleri doğru fırlatıyor oyun seni. Böyle. Şeyi elimize takalım. Bir yaratık gelirse falan diye. Sen bir insan mısın? Evet hayatım. Ben bir şirket çalışanıyım. Faceit isminde bir şirket bizi bu gezegene yolluyor. Ve bizden bir şeyler yani bazı biz talep ediyor. Gerçekten mi? Aa. Ne oldu? Bunun üstüne çıkayım etrafa bakayım diye de baga girdi. Böyle bir durumda yeniden doğmamız gerekiyor. Okay. Evet. Seriye mükemmel bir başlangıç oldu. Öldüğümüz yer şöyle yukarıda gözüküyor baktığımız zaman. E tamam burada ben suluk sulak bir yer arıyordum. Burada su Aa, varmış. Su var, görünmüyor mu? Evet. Bu arada oyun daha şeyde e, alfa modda. Yani daha tam sürümü %100 çıkartılmadı hala. Çok uzun süredir bu şekilde ama geliştiriyorlar. Evet erken erişim yazıyordu oyunun başlangıcında da. Aynen. Üstümdeki hap duruyor aslında. Yani üstümdeki her şey duruyor da. Ah, taş. Şu en yakın demir madenine gidip hapı kurayım ben. Zaten bir şeyimiz yoktu öldüğümüz yerde de. Ya yani şu sandık bire kalacak map'te. Onu ben gideyim alayım. Bilemiyor Emin değilim hayatım ya. Ya yani map'i açmamız gerekiyor araştırmama ama yani oyunun başında da senden mi dövüşeceğiz? Aa şeyim yok ki. Evet sandı almam gerekiyor zaten. Dövüşecek şeyim yok. Bak şurası mağara. Mağaraların içinde örümcek var hayatım. Daha başka ne olduğunu ya yani farklı küçük materyaller var araştırma masasında kullanılacak. Bir de ilk map'te çok büyük bir mağara vardı da onun içini keşfedememiştim. Bunlar demir, demir madeninin önünde ölmüşüz zaten bu arada bir <laughs> de. Tamam. Sulak arazi, şurada bir nehir akıyordu. Başka bir su kaynağı var mı diye şöyle bir bakayım. Şurası su mu? Buradan geldi mi? İşte su burası. Evet. Tamam. Buraya yakın bir yere kurulalım. Şimdi burada şu demir madenimiz var. Şurada yeşil bir duman var. Bakır, o zehir hayatım. Bakır nerede var? İşte zehire duyarlı... Ha, bakır da şu tarafta. Şimdi burada su. Ya aslında şeyi kullanmaya daha var. Hani sudan faydalanmaya daha var. Bir tane demir de bize yetmeyecek oyunun şeyinde. Normal 60'lık çıkartıyor. Tamam şimdilik o zaman şurada düz bir araziye kurulalım hayatım. Şöyle düzlük bir yer. Şu etrafta çok fazla yemiş var bu arada. Bu yemişlerden faydalanacağız. Şimdi buraya kuruyorum o zaman. Buranın da bence yenilenmesi çok kısa sürede olmaz. Kumlu bir yer burası. Evet de her tarafımız ağaç neyse ki. Vaha. İlk şeyimizi kurduk. Heh, evet. Temel ilk ihtiyacımız ha şeye bakmadık tabi. Kreştaş yukarıdan da iniyor şeyi. Ne o inan? Bu şimdi bizim şirketimiz bizi buraya gönderdi ya. Bizden habire bir şey isteyecekler bir asansör var kocaman gökyüzüne çık kadar giden. Uzay asansörü diyordu. Evet bir o var bir de bu ara, ana base'imiz var. Bu ana base'imiz bizim gelişmemizi sağlıyor. Bir dakika hayatım ama burada bir mob olması lazım. Yani her kaynağın çevresinde o kaynağı koruyan moblar olur. Ama garip bir şekilde yok. Umarım ama yok. Yani şey diyecektim de bir tam. Hani map'in özelliği mi acaba diyecektim. Mop gördüm ben şurada. Yolda. Kireç taşı mı? Evet bu beton yapmamızı sağlıyor hayatım. Bu üstündeki parçaları almazsak üstüne fabrika kuramıyoruz bunların. Şimdi hiç değilse oyunun ilk başında şunları koyacağız. Şöyle eline alıyorsun üstünde mouse sol kle tıkladığında otomatik topluyor. Bu elektrikle falan çalışmıyor. normal çalışıyor. 100 tane olunca duruyor bu. İçindekine gidip alman gerekiyor. Aynısını demir madenin üstüne de koyacağım. Sen de bakır madeni arayacağız sonra. Şu ileride olması lazım. Sonra bunları teker teker şeye çevireceğiz. Fabrikaya çevireceğiz. Şimdi oyunun ilk başında o kutu aşağı inince patlamış da bunlar patlamamış. Şu hediye kutuları. Yok o efekt inme efekti olarak öyle hayat. Ha tamam. Bir tane daha demir koyalım. Lazım oluyor. Bunu da bakıra koyacağız. Bakır da kablo. Yap, kablo da işimize yarıyor. Elektriği taşımak için vesaire. ...en yakındaki şurada. İki tane yan yana hatta orada da. Önümüze yaratık çıkar Arı diye var, mi? elime şunu aldım. Evet. Ah O ne? Bu, bunun tam mekaniğini çözemedim hayatım. O değil ben şunu diyordum. O arkadaki mavi turuncu. Bunu mu diyorsun? Hı -hı. Arı yuvası hayatım. Aa, aa. Aa. Yalnız ben... Öldün mü? Can dol... Ölüp dirildiğimiz için can dolduramamıştım. Bir tane daha vardı. Evet ileriye doğru gitmişti bir tane daha. Yok gibi daha. Güzel fight. Hı, buradaymış. Küçük arılar ya ne olacak? Evin içine girince öyle demiyorsun hayat. Yani bunun için oyun oynuyoruz ki zaten. Gerçek hayatta yapmakta zorlandığımız şeyleri başarabilmek adına. Doğru. Ben de sana evdeki mekanik işlerle ilgili zorlanıyorsun ama diyor muyum? De söylenmiyorum <gülüyor> ama. <gülüyor> Bunu da buraya koyalım. Ben söylenmiyorum. Ah ah. Bu yaratıklar çok garip. Bunların bir adı var mı? Bil hmm. diyorum ben ama... Kortekste de bakabiliriz adı neymiş diye. Gözükmüyor. İlginç Şeyin... bir şekilde ama... her yani Dört dünya koymuş oyun. Hı -hı. Ama dördünde de şey... Ekosistem değişse de... Canlılar değişmiyor. Bu biraz kötü değil mi? Değişiyor hayatım. O... Koşan yaratıklar yok bak burada. Yani üç tane şeye gittik. Yok bu fil var mesela. Örümcek var. İşte yemişler aynı. Evet. Bilmiyorum. Daha evet değiştirilebilir belki. Evet. Şimdi fabrikaları için ne gerekiyor? Tek, hepsinin üstüne madenci kur kurmamız gerekiyor. E, oyun zaten ben sana verdim diyor. Direkt madenci kurabilirdin diyor bana şu ben ilk önce hızlıca bakır külçesini elimle eritiyorum o zaman. Sen madde aldın mı bakır? Pardon demirmiş. Şey üstlerindekileri kırdım ya hayatım. Çok melelik var. Evet ilk başlarda aşırı melelik ya. Sonrasında otoma otomasyon oluyor her şey. Hatta ilk bir saatin sonunda şeye dönüşüyor oyun. Bu biten bir oyun mu? Tabii canım. Görevleri bitiriyorsun falan. Sonra seni alıyorlar mı? Bilmiyorum. Hiç oraya kadar oynamadım hayatım. Şimdi. Otomatik külçeye çevrilecek kadar şey yapalım diyeceğim de. Bunların enerji muhabbetini de otomatize... Yani enerji şeylerini daha tam halletmedik aslında. Biyokütle yapabiliyoruz aslında ama kütleden şeye doğru katı yakıcı diye bir şeyimiz olması lazım üretemiyoruz diye biliyordum. Ha pardon yanlış yere bakıyormuşum. Şuraya bakmamız lazım. Upgradeimize ne verdiğini. Ha şunu açmamız gerekiyor. bir betonu filan otomatik et, ya, otomatikleştirdikten sonra kendi yapıyor. Yani oyunun başına aslında şey yapabiliriz. Elimizle şunu üretip topladığımız yaprakla hani küçük bir yaprak toplamaya çıkalım ilk başta. Ne oluyor yaprakta? Onları yaprağı ve odunu enerjiye çevireceğiz. Bu araştırma yerimizin arkasında iki tane şey var. Enerji çevirici var. Bu ...yüksek ağaçlardan toplanıyor mu acaba? Testere yapmamız gerekiyor onun için. Hmm. İlk başta... az buçuk bir enerji için gerekli... ...şeyi toplayalım da. Tepesinde bir şey mi var şunun? Şunun mu? Hı hı. Evet solucan vardır büyük ihtimalle. Solucanlar hayatım... ...şey işine yarıyor. Solucanları... ...bir e, şeye çeviriyorsun araştırma masasında araştırdıktan sonra böyle küçük enerji kapsüllerine çeviriyorsun böyle şey gibi mikroçip gibi. Onlardan her taktığında makinenin şeyi artıyor. Verimliliği. Kendimi biraz şey gibi hissettim böyle özellikle sosyal medyada da oluşturulan bir işte kadınlara offsite anlatmak falan tadında hiç aptallaştıran bakış açısı. Bak gibi. zehirledi beni. <laughs> o ne bu ne falan diye. Ya o performatifle bir alakalı. Bir gün bir gel ben de sana şey anlatayım. Gris. Gençliğim pek anlatayım bak. Bu, evet. ne, bu ne dersin? Ya o bir şeyle alakalı işte. Senin evet. de dediğin gibi performatif. Hemen evet, ben bunu hiç oynamadım. Bu da benim çok şey çok ilgimi çeken tarzda bir oyun değil ya. Ama şey de var hani çocukluktan beri bilgisayar oyunlarına... ...ya yani internet kafeye girebilen en, en rahat girebilen hep ben oldum. Yani çok şey çocuklar hariç... Yani çok istisnai birkaç tane çocuk hariç hani kız çocuğu olup da internet kafeye girdiğinde yadırgandı hep çocuklar. Zaten kız çocuğun sokağa çıkması yadırgandı. O yüzden öyle çok yatkın olmaman Dik, normal. Dikkat et solda bir arı daha vardı. Arı vardı. Üstümüze koşan köpekler yok bu şeyde, bu map'te. Bakırı buldun mu? Bakır Aha buldum, buldum. Üstüne madenciyi dikkat, de koydum. Dikkat et Evet, bir tık şu kayanın arkasında kalıyor. Bak bu birinci, şu da ikinci. Ona da koyduğum şeyleri alayım, ham maddeleri alayım. Şimdi şey yapacağım, İlk başta külçe üreticiyi üretip, hani biraz da tasarruf yapmak için. Ya aslında burada o kadar çok aman aman tasarruf kovlamama gerek yok. En son bu kaydı başlatmadan önce oynadığımız map aşırı şeydi, zorluydu. Düğün evreni. Düğün, aynen aynen, düğün evreniydi. Ya işte burada, ne de orada mı acaba kayıt alsak ya? girdin işte burası da gayet keyifli ve değişik görünüyor bence. Orayı da yaparsın. Tamam. Sonra Şimdi o zaman bir külçe üreticiyi yapayım. Bir kere külçeleri otomatik üretelim. Hah, ne üreteceğimi hatırladım. İlk başta şu topladığımız odunu ve yaprağı şeye çevirelim. Ya bu her çevirdiğimizde bir de bunları da katı yakıta çevirebiliyoruz. Bunları her çevirdiğimizde şey oluyor. Hani ver, verim, verimlilikleri falan aşırı artıyor. Büyük ihtimalle ya oyunda akü eksiği çok büyük hissettiriyor kendini. Güneş enerjisi falan yok mu? O da yok. Ciddi misin? Belki de ileride vardır bilmiyorum hayatım ya. Ama yok yani ben efektine, şey yapmadım. Bu ne? Dalgalanma? Sıcaktan. gölgelerde öyle bir kırılma olur ya sıcak havada. Evet evet. Ama güneş enerjisi olmaması çok ilginç ama bildiğin cayır cayır güneş bak vuruyor. Evet belki de vardır ya da modla iniyordur bilmiyorum tam. Şimdi yüzde yüzde şu, şu, böyle bu, bu, şöyle diye modla söyleyemiyorum. Modla güneş enerjisi iniyorsa artık <laughs> üzücü bir oyun olsa gerek. Ama işte şey ya. Daha tam çıkmadı ya. Diyerek umut Rimworld'da yaparız ya güneş enerjisini. Aynen. Rimworld serisi de yapabiliriz bu arada ya. Rimworld oynamayı çok seviyorum. Oldu. Ve bir burayı küçük böyle bir kablo merkezi yapayım şimdi. Bu arada şu an kurduğumuz her şeyi yıkacağız. Şu an şey yapıyoruz daha çok. Hani ilk temellerimizi atıyoruz aslında. Hı -hı. Süsler çok tatlı. Bütün Ocak ayı boyunca olacak sanırım bunlar. Evet evet. Şey. O bir de şu içeride etkinlikle alakalı şeyler de var. Bir de bunların içinden topladıklarımızı üreterek görevleri tamamlamamız gerekiyor. Hmm. Tel aşırı ihtiyacımız olacak aslında. Dur, bakır cevheri nerede? Oraya kadar gidip içindeki bakır almadım mı ben gerçekten? açlığın tokluğun şu solda. Aa Türkçe. Hı, hı Stamina var mı? Hı hı. Ya şey sana insan mısın dememin sebebi buydu yani bu kadar e, hareket kabiliyetinin bir insanda olmadığını biliyoruz ya sonuçta. Üç, üzerindeki kıyafetlerle mi sağlıyorlar bunu? Galiba. ne gerçekçilik bekliyorum ben de oyundan da. Neyse. Ya o bakır şey değil mi? Demir mi abi şunlar? Bakır. Aa demir bu. Aa ben bakır diye demir gelip şey yapmışım yine. Aa tüh. bir de bakır lazım. Hemen şu öndeymiş. Tüh. <laughs> Amelilik oldu biraz. bir şey var. İlk videolarımız şey biraz bir tık fail ama. Aa ben de bir yeni bir şey sandım kediyi tutuyormuş. Ağırın. Çok mu veriyor elindeki alet? Evet. Kaldılar mı? Bu aldığın şey ne? Bu onların kabukları her öldürdüğümüz yaratığın kabuğu düşüyor. Bunlarla da hem araştırma yapıyoruz sonra bunlar enerjiye çevriliyor. Yine bitki ve odun gibi. <laughs> Öldüler sanırım. Ne elimizi alıp buraya bırakıyoruz. Videoları yarım saat olarak planladık. Bakalım. Yarım saati geçtikten sonra ilk fark ettiğimizi hemen toparlayıp sonraki bölüme geçeceğiz sanırım. Ya şu uçuyor şeyi gibi hissettiriyor birazcık oyunun atmosferi. Bu e, evrimsel ...çizgiyi böyle simüle eden oyunlar var ya. Hı hı. E, o çağlarda böyle eski tür canlıları falan görüyormuşsun gibi hissettirmiyor mu? Aynen. Küçük bir dinozor. Bu. Tavuk olmuş yazık. <laughs> Şu kayarak şey yapma olayı çok güzel ya. Şimdi bize şey aşırı lazım olacak hayatım bu arada. Demir levha. Bundan çıkan ne külçeler. Demir, bakır, işte şu an oyunun başlarında üzerinden üretebilen üretilebilecek şeyleri bunları üretebiliyoruz. Şimdi Ama bunlar temel malzeme ya. Aşırı temel bunlar hatta. Oyunun ilerleyen aşamalarında çok daha şey olacak. Bayağı çeşitlenecek yani bilgisayar şey, vesaire. Sömürgeci dünyanın bir elemanı olduğunu sürekli. Öyle öyle tabii tabii. bildiğim bu gezegeni sömürüyoruz şu anda aslında biz. Şu anda asıl ana beyzimizi kuracağımız ham maddeleri oluşturmak için gerekli ham maddeleri ilk önce otomatik bir şekilde topluyorum. Başka element var mı? Tabii bayağı var. Uranyum vesaire bir şeyler var hep. Ya plastik falan bile üreteceğiz hayatım öyle söyleyeyim. Benzinden. Ama tam detaylarını çok iyi bilmiyorum. Ben de YouTube'dan birkaç arkadaşı takip ediyorum. Ben de birazcık oyunda öğrenmek de istiyorum bir yandan. Bu biraz şey bir oyun ama ya. Yani kurcalayarak da bulursun yine de. Ee, bu bu konuda çok yardımcıymış gibi hissettirmiyor bana. Yani gerçekten. Bu nasıl yapılıyor ya diye bakmak gereği hissettiriyormuş gibi geldi şey yani şey, bana. Şeyde onu aşıyorsun işte. Ben de ilk başta öyle hissettim baya. Sonra işte bir buradaki şu araştırmaları yaparak oynadıkça. Hmm. Bir de araştırma masası var zaten. Onunla da bir şeyleri keşfettikçe ancak öyle keşfediyorsun. Me Map'i geziyor musun? Aslında bak şu an burayı böyle kurduk ama ben diyorum ki böyle yapmayalım. Tabii tabii map'i gezmek zorundayız. Bunları bir sökeyim ben. Madenlerin oradan... Bak bu tokatıyor. Öyle öyle. Kasiyer. <laughs> şuraya şimdi madencileri kuracağız zaten. Buraya şeyi kurayım. Maden kazma. Şeysin artık otomatik kazsın bu da her seferine gelip toplamayalım. Bunun önüne bir buffer koyalım. Elektrik giderse vesaire de ona gerek yok ama ya. Buffer ne? İşte elektrik gittiğinde bir şey olduğunda ya da bir yerden ekstradan maden bulduğumda içine katabilmek ya da yapayım ya. Yani ara eleman. Ara besleyecek. Container'ı diyor. Tabii. Sun <laughs> buffer diyor. Evet buffer diyorum ben. İşte üretimi durdursam bile bu üretim bunun içine biriktirmeye devam edecek mesela. Tamam bak başladı bu mesela. Daha hiç sistem bile kurmadım. Hatta üstümdeki fazla demirleri de bunun içine atayım. Üstüm rahatlasın. Buna... Taşıyabildiklerinin sınır var mı? Tabii inventörüm şu bu kadar ama güçlendikçe, geliştirdikçe şey o oranda artıyor. Bu da demir galiba aynen. Bu da demir. Aa, üstünde bayağı bir demir birikmişti. Neyse artık çantam daha boş oldu. bunları şeye çevireceğiz. Külçeye. Önüne külçesini koyuyorum. Tabi çok. Yani birazcık simetrik oynamak gerekiyor oyunu Altta alt tuşuna basıp mouse'un tekerleğiyle şeyi şurayı kaydırabiliyorsun hayatım. <laughs> Aşağıdaki şeyi. Oraya binaların kısa yol tuşlarını koyuyoruz. İşte Q'ya geldim. İşte madenci için mouse'tan şey klavyeden bire bastım. İşte külçü üreticisi için ikiye bastım. Üretici için 3'e bastım. Hmm, şimdi şey, şurada, şey bunu. Yok, şurada. şurada şimdi araştırma yaptıkça... ...şeyleri geliştireceğiz. Ee, kullanabildiğimiz yeni araçlar keşfedeceğiz. İşte ayırıcılar vesaire var. Birleştiriciler. Sen şuradan bunu besle. Sen demir üreteceksin... Wow, çok karmaşık bir noktada kontrolümü kaybettim resmen ne yapıyorsun diye bakıyorum böyle. Şimdi hayatım bu demir madeni. Bu demir madeninin üstüne bir madenci koyduk. Bu madenci şimdi demir her maden üç ayrı seviyede. işte bir saf olmayan bir normal bir de saf olarak üç tane farklı tür var her madende. O 30-60-90 üretilmesini sağlıyor bu her seviyede. İşte İlk en kötü seviyede 30, en yüksek seviyede 120, 90 değil 120 üretilmesini sağlıyor. Bu orta seviyede bundan bir dakikada 60 tane toplayabiliyoruz maden. Yok tamam mesela... O şimdi bundan topladığımız, değil. anlatıyorum hayatım. Bundan topladığımız demir madeni bu şimdi geliyor bu külçe üreticisinin içine. Bunun içinde eriyor bu maden ve külçe oluyor. Hı hı. Şimdi ben bunun üstüne bir tane üretici koyacağım ve ona diyeceğim ki üretici bizim elimizle şu anda craft yapabildiğimiz ha üretici aslında şurası dur şuradan göstereyim daha iyi anlaşılsın. Şuradaki üreticiler bizim çevirdiğimiz ham maddeleri birleştirerek farklı materyaller üretebildiğimiz bölüm burası. Ve mesela bunun yanına bir araştırmada ilerledikçe birleştirici gelecek. Üretici bir tane ham maddeyi kullanarak bir şeyden başka bir şey üretmeyi sağlayan mı? materyal bu. Şu, şu ikisini mi üretiyor alttaki? Hayır. O, onlar binalar. Şu, bunların hepsi bina bu say ekrandaki. Tamam. Bunlar farklı binalar. Binaları elimizle üretiyoruz. Üreticiye, bak şimdi üreticiye geldim. Buraya kuracağım. Üreticiyi açtığım zaman içine girip sadece tek bir materyalden üretilen nesneleri bana gösteriyor. İşte demir Ceferin Bunun içindeki demir şeyler üretiliyor ya külçeleri. Hı -hı. Diyor ki işte aynı şuraya kadar sistemin aynısını bir de bakıra kuracağız. Bakır da külçe haline gelecek. Diyor ki bakır külçesinden tel üretebilirim ben. Kablo da telden üretiliyor. Hı -hı. Tek bir nesne hani gerekiyor bunları üretmek için çünkü. Plastik Şimdi... gerekmiyor mu kablo için? O bir, ileride güçlendirilmiş kablo türleri falan var. Onlar plastikle olur büyük ihtimalle. İşte bak bunun içine şeyi verdim. Ya yani yolu dizdim. Elektriğini verdim. Açıp şimdi bana yine de çalışmıyor ne üreteceğini söylemediğim için demir levha üret dedim. Bak içine şimdi otomatik olarak külçeleri alıp üretime geçiyor. Benim üstümde çok birikmişti külçe. Akşam olunca çok güzel oldu atmosferi. Aynen Merhaba, görüntüsü görüyorsun. bayağı güzel oyunun bu gizli, arada. Gizli, gizli, şurada görünen şey ay mı? Hı hı. Ya, ya da bir eş gezegen. Çok güzel. Açın yaprakları da bayağı güzel parlıyor. Şimdi bu bize otomatik olarak şeyi üretecek. Eğer ki biz bunun önüne depo koymazsak burada 100 tane olunca bu duracak. Bunu istemiyoruz. Aralıksız üretsin. Şimdi depolama sistemini nereye koyalım? Şu araştırma masasını böyle kurduk. Gel birazcık yukarıdan şey bir. ...küçük bir plan yapalım. Şimdi şuraya... ...bunun çıkışına bir... E, ...şey koyalım. Ya da yok. Bunun böyle bu tarafa bakması yerine... ...şu tarafa bakması daha güzel görünür. Şöyle çekilir. Şuraya işte demirden... ...üç tane farklı, dört tane farklı şey üreteceğiz ya... ...onlar böyle bu tarafa dağılır. Bakır öyle gelir. Tamam. Şimdi... Oyunun hesaplama mantığını göstereceğim sana. Hayat mesela bu... Aa bu arada direkt şuradan da gösterebilirdim onu. Ben şey hazırlığı yapmıştım, görsel hazırlıklar yapmıştım da. Şu temelini anlatayım. Şimdi bu diyor ya mesela ben dakikada 60 tane üretirim diye. Hı Şimdi külçe üreticisine geldiğimiz zaman külçe üreticisi diyor ki... ...bana 30 tane verirsen ben sana 30 tane çıkartırım dakika başı. Şimdi biz 60 tane üretiyoruz. O yüzden yani şu tek başına iki tane külçe üreticisini besleyebiliyor. Hı hı. Yani bana iki tane şey yaparım diyor ama ayrıştırıcı olmadığımız olmadığı için şu an onu yapamıyoruz. İşte bu da diyor ki 30'a 30 tane alırım, 20 tane çıkartırım diyor. Yani bunun şu girişi de 30 tane alıyor. Yani şundan bir tanesi şu ürettikleriyle yüzde yüz kapasitede bir tane üreticiyi çalıştırabiliyor. Eğer ki şey üretiyorsa. Demir levha. E şimdilik çok plansız bir şekilde yapmaya devam ediyorum ben. Sonrasında organize etmek daha zor olmasın? Yok hemen sökeceğim hepsini. Yok organize edebileceğimiz yeri ayarladığım anda sökeceğim. Şu an organize edeceğimiz yeri ayarlayacağımız şeyi yapmadık. Otomatize etmedik. Onun için beton gerekiyor. Tamam okey. Daha betondan öte şu, şu şeyler oraya gitsin diye önüne depo koydum. Şu araştırma masasından üst inşaatı olan malzemeleri vermemiz gerekiyor. Şunu tamamladık. Demir çubuk gerekiyor. Aslında hemen şey yapabiliriz bak. Buradaki tarifi demir çubuğa dönüştürdük. Şimdi demir çubuk üretiyor burası otomatik olarak. Ki araştırmayı yapalım diye ekstradan aynı şeylerle uğraşmıyorum şu demir madenini daha verimli kullanabilmemiz için de şu lojistikten şu ikisini açmamız gerekiyor. O da yine bunları istiyor. Şunları ilk başta elimle yapacağım. Bakır tane. Çünkü ben ilk başta şu temelleri falan yapmak için de vesaire de şu betonu otomatize etmek istiyorum. Bulduğumuz beton sol tarafta mıydı? Evet evet. Kreş taşı daha doğrusu. Bu arada bir noktadaki bir Gelişimi veya ilerlemeyi tamamlayıp bunu sonlandıralım istersen. Aynen. Hatta bu bölümü şey yapalım. Bu bölümü şimdi bitirelim. İkinci bölüme ikinci bölümden devam edelim. Tamam. İlk oyun bölümümüzün daha doğrusu kanalımızın ilk oyun serisinin ilk videosunun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Böyle bumur bumur konuşayım ben böyle. <laughs>